Eski bir profesyonel basketbol oyuncusuyum. 20 yaşına sakatlandıktan sonra kondisyonumu korumak için fitness sporuna başladım. Dopik maddeleri. Ama kesinlikle kullanmayı hiçbir zaman aklımdan geçirmedim. Doğal bir şekilde her zaman kendimi kanıtlama gereği hissettim. Daha sonra WNBF, yani dünyadaki en prestijli doğal vücut geliştirme federasyonuyla tanışınca katılmaya karar aldım. Ekonomik olarak da çok rahat hareket edebilecek pozisyonda değildik. O yüzden Ukrayna bizim için çok avantajlıydı. Fakat ülke savaştaydı. Biz yine de gitmeye karar kıldık bir arkadaşımla birlikte, öğrencimle birlikte. Yani askerler tarafından Ukrayna sınırına girerken davetimiz olmasına rağmen, kalacak yerimiz, uçak biletimiz, paramız, her şeyimiz olmasına rağmen 9 saat sınırda esir tutulduk. Üstüne biletini, parasını verip biletini aldığımız otobüsü yolladılar. Otobüssüz kaldık. 9 saat askerler esir tuttuktan sonra bizi serbest bıraktılar ama sınırda nereye gideceğimizi bilmediğimiz için kendi imkanlarımızla köy köy ilerleye ilerleye 3 tane köy değiştire değiştire Lviv'e 3 gün içerisinde ulaşmış olduk. Ulaştığımız noktada yarışmaya 2 gün vardı. Her şeye rağmen odamızı kaybetmedik. Birçok sıkıntıyla karşılaştık ama her şeyi göze almıştık. İnancımızı da hiçbir zaman yitirmedik. Dolayısıyla podyum günü geldiğinde de kupayla birlikte tüm yorgunluğumuzu unutmuş olduk. Yarışma çok güzel geçti. Birbirinden kaliteli sporcular vardı. Polonya, Almanya, Hollanda, Ukrayna'nın yerli sporcuları vardı. Daha önce birçok Türk katılmıştı bu federasyon yarışmalara fakat şampiyonluk elde edememişlerdi. Bundan sonra önümüzde dünya şampiyonası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tüm hızımızla, çalışmalarımızla oraya odaklanmış durumdayız. Ya, bu sporda doping maddeleri oldukça yaygın fakat birçok zararı var. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak sandığınızdan fazla büyük zararları var. Ve 14, 15, 16 yaşına kadar inmiş durumda. Halbuki spor ahlakı ve etik açısından çok hatalı bir tutum. Ben doğal vücut geliştirme geleceği, gençlere daha iyi örnek olmak için bu kupayı kazandım. Çünkü spor temiz kalındığı sürece, etik kuralları ahlaklı bir şekilde devam edildiği sürece bir anlamı oluyor. Halbuki doğal vücut geliştirme asıl sabır, emek ve asıl spor ahlakına uygun olan bir branş. Bu branşta mücadele etmek, bu branşta her türlü zorluğa rağmen devamlı kalabilmek, azınlık olmamıza rağmen bence büyük bir başarı. Ben öğrencilerime de sürekli kesinlikle doping maddelerinden uzak kalıp daha olgunca bakıp olaya sadece spor, sağlık, özgüven gibi olumlu özellikler geliştirmeleri adına teşvik ediyorum elimden geldiğince. Bizim katıldığımız yarışmada olimpiyat prosedürlerinde doping kontrolleri oldu. Yalan makinesi, idrar testi, kan tahlilleri gibi detaylı analizler yapıldı. Dolayısıyla doping maddesi tespit edildiğinde 10 yıl yarışmalardan men ve para cezası şeklinde yaptırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla katıldığımız yarışmalarda tamamen doğal olmak önemli bir özellikti.